televizyonla ilgili son dönemlerde özellikle TV42 ile ilgili birçok şey var, haber var. El değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu, televizyona ne oluyor, yeni yayın döneminde neler olacak diye. Doğru, televizyonla ilgili isterseniz ilk haberi verelim. Herkesin de merak ettiği o haberi. TV42 el değiştirdi. Yeni sahibi, yeni yönetimi kim merak ediyorsanız sıradaki haberde göreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda logo ve isim değişikliği, kurumsallaşma, kablo TV yayın ağını genişletme gibi büyük adımlar atan ve böylece daha çok kitleye hitap eden, doğrunun peşinde sloganıyla ilkeli duruşunu bozmayan TV42'de artık yeni bir dönem başlıyor. Bir süredir kamuoyunun merak ettiği süreç tamamlandı. Çok ortaklı yapısıyla 2007 yılından bu yana yayın hayatına devam eden TV42'de şimdi değişim zamanı. Televizyonun büyük çoğunluk hissesi bir süredir yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Muhsin Başarı'ya devredildi. Muhsin Başarı, TV42'de 2016-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, 2018-2022 yılları arasında yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmış, 2022 yılından beri ise yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktaydı. Muhsin Başarı kimdir? 1976 yılında Doğanhisar ilçesi Deştiğin mahallesinde 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Deştiğin'de tamamlayan Muhsin Başarı, lise öğrenimine Seydişehir Endüstri Meslek Lisesi Döküm bölümünde başlayıp, birinci sınıfta göstermiş olduğu başarı sonucunda ikinci sınıfta Konya Meram Teknik Lisesi'ne geçiş yapmıştır. Yaşadığı hayatın zorluğundan dolayı 17 yaşında iş hayatına atılmak zorunda kalmış ve başarılı bir öğrenci olmasına rağmen üniversite sınavına dahi girememiştir. Liseden sonra askerlik sürecine kadar ve askerlikten sonra birçok alanda farklı işlerde çalışmıştır. Eğitim hayatı sonrasında vatani görevini tamamlayan Muhsin Başarı, sanayide farklı firmalarda çalıştıktan sonra 2003 yılında farklı ortaklıklar yapıp 2010 yılında kendi firması olan Mubaş Metal'i kurmuştur. Muhsin Başarı halen alüminyum döküm sektöründe üretim gerçekleştiren Mubaş Makine Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve birçok STK'da görevleri de devam ediyor. Muhsin Başarı evli ve en büyüğü 25, en küçüğü 10 yaşında olmak üzere 4 çocuk babasıdır. TV42'de yaşanan bu değişimle alakalı Muhsin Başarı bugün bir kamuoyu açıklaması yaptı. Başarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kadim şehrimiz Konya'mızda Anadolu irfanının ve sağduyunun tezahürü olarak yayın hayatına başlayan, kurulduğu günden bugüne sorumlu yayıncılık anlayışıyla kamu vicdanının sesi olan televizyonumuz için bugün yeni bir dönemin başlangıcı ve bir milattır. Malumunuz olduğu üzere 2015 yılından itibaren 3 yıl yönetim kurulu üyeliği, 3 yıl başkan yardımcılığı, 2022 yılından bu yana da yönetim kurulu başkanlığını yaptığım kanalımızda, önceki hafta gerçekleştirilen genel kurulda alınan kararla artık çok ortaklı yapı sona ermiş ve anlaşılan bedel karşılığında da Konevi Radyo TV AŞ şirketi %80 oranında şahsıma devredilmiştir. Böylece kırıp dökmeden, husumete yol açmadan kritik bir eşik aşılmış, hissedarların ortak aklıyla önemli bir yapısal değişikliğe gidilmiştir. Bu vesileyle kuruluşunda büyük emek ve katkı sağlayan, kuruluşundan bu yana ise 17 yıl boyunca katkı veren, maddi manevi destek olan, taşın altına elini koyan herkese şükranlarımı sunar, emekleri için teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi bizim için yine üstlendiğimiz bu ağır sorumlulukla ve ilk günkü heyecanla yeni bir sayfa açma zamanıdır. Hedefimiz dün olduğu gibi bugün de sağlıklı bir zeminde milletimizin beklentileri doğrultusunda yayınlara imza atarak etik kurallar çerçevesinde ilkeli ve dürüst yayıncılık ekseninde ilerlemektir. Her zaman doğru haberlerle, etkili programlar ve içeriklerle temiz bir ekran olmanın çabasını vereceğiz. Paydaşlarımızın sesine kulak verecek, sektörün sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. Sorgulayan ama kurgulayan ve yargılayan olmayacağız. Şehrimizin marka değerine, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Kurumumuzda yaşanan bu bayrak yarışı ve yapısal değişikliğin hayırlara vesile olmasını diliyor, seyircilerimizin ve meslek mensuplarımızın tavsiyeleri, önerileriyle daha güzel ve özel çalışmalara, aynı zamanda yayınlara imza atacağımıza inanıyorum. Kamuoyuna saygılarımla. Evet, yeni yönetim kurulu başkanımız Muhsin Başarı. Bu kadar şey konuştunuz şu anda stüdyoda. Şimdi ne konuşacağız? Çok onu merak ediyorum. Hoş geldin. Hep ben izleyicilerime takılırım. Hacı Muhsin, Hacı Muhsin diye. İşte meşhur Hacı Muhsin.
Bugünden itibaren televizyonumuzun yönetim kurulu başkanı olarak, zaten öyleydi ama artık sahibi olarak televizyonumuzda faaliyetlerine devam edecek. Aslında hacıya da, hac kurasında da çıkmadın. Ondan sonra sen çok değiştin Muhsin Bey. Televizyon satın aldın. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şaka. Eyvallah Kerem Bey. Teşekkür zaten ederiz. Zaten izleyicilerimiz de öyle demiş. Alan satan hayrını görsün. Sen de hoş geldin. Kral abim demiş Kazım Bayram. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz Kerem Bey. Ülkemize, şehrimize, TV 42 personeline ve bizi izleyen tüm izleyicilere hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Başımıza belalar aldık diyorsun yani. Evet, hakikaten özellikle bu dönemde ve bundan önceki dönemlerde siz daha iyi bilirsiniz. Yayıncılık zor zanaattir yani. İktidarı var, muhalefeti var, şehirde dengeleri var, şunları var, bunları var. Vatandaşın da bekleyen bir sürü problemi var. Herkese o ses olmak lazım. O sesi olurken de işte birilerini de rahatsız ediyorsunuz haliyle. Birileri de karşınızda oluyor. Zor bir sektör. Şimdiye kadar çok ortaklı bir şirketin içerisinde yönetim kurulu başkanlığı yaptınız. Aslında antrenmanlı geldiniz. Evet. Şimdi sahibi oldunuz. Ne değişecek bundan sonra TV42'de? Mesela ben öyle bir müjde bekliyorum mesela. Kerem Işkan'ı ana haberden alacağız. Başka birini koyacağız filan diye. Bizi azat edecek misiniz? Şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Eyvallah. İcap ederse bakarız. İnşallah. Şimdi Kerem Bey, öncelikle teşekkür ederim. Aslında paylaşımlarda değişim hı hı. falan dedi. Aslında değişen bir şey yok. Biliyorsunuz malum ben 2015 yılından beri televizyonun içerisindeyim. Yayın Denetleme Kurulu üyeliğinden hı hı. yönetim kurulu üyeliği 2 yıl yaklaşık. 2 yıl yönetim kurulu başkan yardımcılığı. Son 2 yılda da yönetim kurulu başkanıydım. Dolayısıyla değişim demekten ziyade güçlenerek, farklı bir yayın politikasından ziyade güçlenerek, kalitemizi artırarak daha emin adımlarla yürüyeceğimiz bir televizyon demek herhalde daha doğru olur. Hı hı. Ortaklık yapısındaki değişiklikler çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum yani yayın politikamızda. Son 2 yıldır zaten bizim kontrolümüzde yönetim kurulu başkanı olarak bir yayın politikamız vardı. Bizi takip eden, bizi izleyen izleyicilerimiz zaten bu minvalde daha güçlenerek devam edeceğimizi bilirler. Tabii çok ortaklı olmanın dezavantajları var. Ama şunu da... Kaç ortak vardı? 72 ortak vardı. Ama şunu da söylemekte, evet. Şunu da söylemekte fayda var. 2007 yılında kurulan bir televizyon. Yaklaşık 17 yıldır ekranda. 72 ortaklı bir kuruluşun 17 yıldır yayın hayatını bütün olumsuzluklara rağmen, bütün problemlere rağmen ekranda tutabilmesi gerçekten takdire şayan, çok güzel alkışlanacak bir davranış diye düşünüyorum. Bakalım sen ne kadar tutacaksın ekranda diye takılayım ben. İnşallah sana. Biz ama son dönemden şey antrenmanım var yani. İnşallah biz yani daha sağlam adımlarla daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şimdi ortaklık yapısının değişmesinin avantajları şunlar Kerem Bey, biliyorsunuz biz lisans başvurularına bulunduğumuz zaman TürkSat'tayız, biliyorsunuz. Tüm dünyada yayınımız var. Kablo TV'de Türkiye'deyiz. Dolayısıyla bunların lisansları ara ara yenileniyor. Ve yeni bir frekanslara müracaat ettiğimiz zaman tüm ortakların istihbaratı yapılıyor RTÜK tarafından. Yani herhangi bir terör örgütüne mensup mu, herhangi bir sıkıntılı işi var mı? Bizim sadece bunları araştırılması bile yaklaşık 1-1,5 yıl sürüyordu. Hı hı. Dolayısıyla bizim lisans almamızda gerçekten çok büyük problemler hızlı kararlar karşımıza çıkıyordu. Şöyle de düşünebiliriz. Bu şekilde olması, yani yayın politikası zaten belli. Bundan sonra işlerin daha hızlı, daha emin adımlarla, daha güvenilir bir şekilde devam edeceğinin müjdecisi diyebiliriz. Onun haricinde yani değişim cümlesi belki farklı algılanabilir. Biz zaten 2015 yılından beri buradaydık. Çeşitli görevlerde bulunduk. Son 2 yıldır da yönetim kurulu başkanıydık. Son 2 yıldır veya son 10 yıldır takip eden arkadaşlar zaten yayın politikamızla ilgili kanaatlerini biliyorlardır. Bundan sonra da inşallah daha kaliteli yayınla, daha geniş bir ekiple, daha düzgün bir yayınla yayın akışımızı devam ettirmek için mücadele edeceğiz. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Zaten bizi ekranlara dönmemizi sağlayan da Muhsin Bey'di. Ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Uzun bir ara vermiştik biliyorsunuz. Ekranlara dönmüyorduk. Bizi geldi, ikna etti.
Çünkü hayata bakış açımız hemen hemen çok örtüşüyor ve çok da bağımsız bir editoryal bağımsızlık tanıyor eleştiriler konusunda. İnşallah bu süreçte de çok başarılı birlikte çalışmalar yürütürüz. İnşallah. Ekip çok genç ve hakikaten amatör ruhlu bir ekiple çalışıyoruz. Normalde gelseniz şöyle bir gün televizyona takılsanız, birlikte çalışsak parayla pulla yapılacak işler olmadığını görürsünüz. Zaten bu da ticari bir yatırım değil Muhsin Başarı adına. Yani aklı olan parasını böyle işlere yatırmaz ama birilerinin de bu işleri yapması lazım. O anlamda çok teşekkür ediyoruz. Yani tabii para bir şekilde kazanılıyor Kerem Bey. Bu işleri de birilerinin yapması gerekiyor. Yani onu siz dile getirdiniz. Bizim buradaki amacımız tabii ümmetin sesi olmak ve tebliğ görevimizi yerine getirmek. Yani parayı bir şekilde Cenab-ı Allah kazanmamıza yardımcı oluyor. Kazanıyoruz. Bir şekilde problemleri aşıyoruz. Biz bundan sonra özellikle şunun üzerine vurgu yapmak istiyorum. Sorgulayan ama asla ve asla kurgulayan ve yargılayan olmayacağız. Evet. Aslında yayın politikamızı özetleyen cümle budur diye söylüyorum. Sorgulayan ama asla ve asla kurgulayan ve yargılayan olmayacağız. Biz haberleri ileteceğiz. Hı hı. Haberleri ilettikten sonra da yargılamak vatandaşımızın üzerine düşecek. Biz o konularda herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Eyvallah, ama ben yorumlarımı yapacağım yani. Onu tabii kastetmiyor yani. Tabii ki. Eyvallah, eyvallah efendim, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, ama hayırlı mübarek etsin şimdiden. Ekibe de hayırlı tüm uğurlu olsun. Inşallah, şehre, tüm ülkemize, bölgeye. Aslında biz özellikle Konya televizyonuysa ama bayağı ciddi anlamda Uydu'da dünyanın dört bir tarafından da Konyalılar ve televizyona bir şekilde izlemiş olan farklı illerden, farklı nüfus kağıtlarında yerleşim yeri yazanlar da televizyonu yakından takip ediyor. Konya'dan geniş bir kitle var. Yapıyoruz ama tüm dünyada izleniyoruz. Yani evet, bugün herhangi bir ulusal diye tabir edilen kanalları izleyen bir seyirci bizim kanalımızı izleyebiliyor, biliyorsunuz. Doğru. Konya'dan yayın yapıyor olmamız belki yerel gibi algılanabilir ama bütün Türkiye'de Uydu'dayız, biliyorsunuz, TürkSat'ta, aynı zamanda Kablo TV'deyiz. Dolayısıyla yerel televizyon demek sanki bir tık haksızlık gibi geliyor bana. Evet, biz yerel değil, halkın televizyonuyuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, cümlemize inşallah Kerem Bey, ben teşekkür ederim. Bugün de bizim ilk gün, haber sunmayı da unutmuşuz. Senin sayende de bir şey antrenman yapmış olduk yani. Öğrenirsiniz inşallah. İnşallah öğreniriz. İzleyiciler öğretir bize. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, şimdi habere devam ediyoruz. Muhsin Başarı Bey'e teşekkür ediyoruz. Yeni süreçte hayırlı mübarek olsun diyoruz. Siz de dua edin inşallah. Dualarınıza ihtiyacımız var.